genel izleyici için uygundur. Halk arasında yumurta tembelliği olarak biliniyor sevgili izleyiciler. Tıbbi adı da polikistik over. Cansu Hanım da şu anda 25 yaşında. Bundan 2 yıl önce bebek sahibi olamayınca polikistik over sendromuna yakalandığını öğrendi. Kaç yıldır bebek sahibi olmayı istiyordun? Son 2 yıldır. Peki rahatsızlığının ne zaman farkına vardın? Evlendiğim yıllardaydı, böyle tam 22 yaşımda falandım. Öyle sivilce şikayetiyle gitmiştim. O şekilde öğrendim. Polikistik over aslında çok yaygın Türkiye'de. Esas şikayetleri adet düzensizliği, gebe kalamama, yüzde sivilcelenme, tüylenme gibi şikayetlerle beraber aslında hasta bize başvuruyor. Çok da yaygın, yumurta tembelliği olarak da geçiyor aslında halk arasında. Cansu Hanım'a doğru tedavi uygulandı ve şu an 13 haftalık ikiz bebeklere gebe. Doğru tedavi ise sadece medikal, yani ilaç tedavisiyle oldu. Çok heyecanlıyım, hep gülüyorum. Eşin ne hissediyor? Eşim de çok heyecanlı. Hatta ilk duyduğumuzda çok şaşırmıştık. İşte polikistik over nasıl, hani tedavi süreci falan böyle zor. Sonrasında bu mucizeyle karşılaşınca tabii büyük bir şok oldu bize. Çok büyük bir sürpriz oldu aynı zamanda. Çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Bir ay gibi kısa bir sürede ikiz bebeklerine hamile kalan Cansu Hanım çok kısa bir süre sonra bebeklerini kucağına alacak ve mutlu sona ulaşacak. Dolayısıyla sevgili izleyiciler, umutsuzluğa kapılmamak lazım diyor uzmanlar. Cansu Hanım bize başvurduğunda, sorguladığımızda 3 yıllık evliliği olduğunu ve çocuk sahibi olamadığını ve adet düzensizliği olduğunu öğrendik kendisinden. Bu durumda çocuk istemi olduğu için buna yönelik tedaviler yaptık. Ama polikistik over hastalığında her zaman böyle en yüksek tedaviler, tüp bebek gibi, aşılama gibi o tedavilere gerek yok. Basit ve uygulanabilir medikal ilaç tedavileriyle beraber gebe kalabiliyor polikistik over hastaları. Polikistik over sendromu ileri düzeyde olan hastalar aşılama ve tüp bebek gibi yöntemlerle bebek sahibi olabiliyor. Bu medikal tedavinin yaramadığı kişilerde oluyor. Polikistiğin ağır derecesi olan, daha yumurtlama tembelliği fazla olan derece değişiyor. O kişilerde de çatlatma tedavileri, aşılama tedavileri ve tüp bebek gibi tedaviler var. Yani söylemeye çalıştığımız, belki bir tüp bebek tedavisiyle gebe kalacak ama her zaman için bir sonuç var. Sonuç elde edebiliyoruz. O yüzden korkmalarına gerek yok. Umutsuzluğa kapılmasın. Evet, umutsuzluğa katılmasınlar. Kesinlikle her türlü gebelik elde edilir. Evet sevgili izleyiciler, bugün de baştan sona sağlık programımızın sonuna geldik. Eğer soru ve görüşlerinizi bize iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi iletebilirsiniz. Tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.